patates para etmediği gibi pateste tarlada çalışan ya da depodaki patatesi ambalajlayanlar da 2 yıldır aynı paraya çalışıyorlar. Şu anda ne yemeği alıyorsunuz? 80 lira yemeği alıyoruz. O da hayat şartları çok şey pahalı. Geçinemiyoruz. Ben 3 tane 2 çocuğum bir de kendim 3 kişi çalışıyoruz. Ancak boğazımızı geçindiriyor. Hiçbir şey yok. Bunda tam 4 dörtlük geçindiremiyor. Patates bu yıl yine para etmedi. Para etmediği için de 90 kuruşa maliyeti olan patatesi üreticimiz 85 kuruşa evet. satmaya çalışıyor. Evet. Bu durumda ilacın, gübrenin, tohumun pahalı olması, mazotun, elektriğin artması hem üreticinin maliyet girdisinin yüksek olması sorun yaratıyor. Bunun yanı sıra evlerde kullandıkları elektrik pahalandı. Evet, çok pahalandı. Her şeyler pahalı. Yetmiyor. Benim eşim ilaç çift pirinçten korsunlar. Çift pirinçten. Sattığımızda da iş yok. Kandırdığımızda da mazot bu bakıyor, kupra bu bakıyor. İlaç. Yani masrafı çok. Masraflı bu patates bize. 150 liraya aldığımız böcek ilacı 5-600 lira olmuş vekilim. 150 liraya aldığımız böcek ilacı. Nasıl bize gidecek? Nasıl kaldıracağız? Bu böcek ilacını atmasın bu olmaz. Yiyecek aşırı. Nasıl kaldıracağız? Oysa patatesin de bölgede bir entegre tesis de yok. Yani yok, bu sanayisi yok. Yok sanayi yok. Yani. Bu iş olmaz. Üstümüzde başımızdan belli bir giysi alamıyoruz mesela. Boğazımızı geçindiremiyoruz ki. Giysi almaya zaman kalmıyor. Hangi birini yapalım biz? Duysun Cumhurbaşkanımız. Tabii canım. Çiftçi anlasın tabii. Çiftçiyi duysun. Çiftçi olursa her şey olur. Her şey birbiriyle. Sanayi de olur, fabrika da olur, o da olur, o da olur, o da olur. Her şey olur ama. Çiftçi kaldıracak, öbürleri de. Kuşlar durdu, birbirine bağlı. Çalışmaya gidemiyor. Fesatlara falan gidemiyor. Bizler depoya gidiyoruz. Depoda aldığımızda geçinemiyoruz. Çocuklar iş bulamıyor. Benim eşim şey canla geçinemiyor. Geçinemiyor. Bir ailede kaç kişi çalışıyor? Bir tek kişi geçinemiyor.